Benzenin protonlarına bakalım. 6 protonun da aynı ortamda bulunduğunu görüyoruz. O zaman bunlar kimyasal olarak birbiriyle eş değerdir ve bu bize nükleer manyetik rezonans yani NMR spektrumu üzerinde tek bir sinyal verir. Burada benzenin protonlarından kaynaklanan spektrum üzerindeki tek sinyali görüyoruz. Benzene bu şekilde yani tetrametil silan veya TMS ile kıyaslayalım. TMS üzerindeki protonlar da aynı ortamda. Bu sebeple TMS içinde tek bir sinyal görürüz. İşte TMS sinyali. NMR spektrumu üzerinde sağa doğru gittikçe sinyal frekansı düşer. Hemen yazalım. Sola doğru gidersek de sinyal frekansı artar. Evet, yüksek sinyal frekansı. Bundan dolayı benzendeki protonların sinyal frekansı TMS protonlarının sinyal frekansından yüksektir. Hatta TMS'yi standart olarak alırız. Çünkü TMS protonları neredeyse tüm organik bileşiklerdeki protonlardan daha fazla perdelenmiştir. O yüzden burada frekans yerine kimyasal kayma değerlerinden bahsedebiliriz. Kimyasal kayma kavram olarak frekansa benziyor. NMR spektrumu üzerinde sağa doğru gittikçe daha az kimyasal kayma gerçekleşiyor. Sola doğru ilerledikçe ise daha fazla kimyasal kayma oluyor. Benzen üzerindeki protonların kimyasal kayma değeri TMS protonlarının kayma değerinden fazladır. Hatta bunu sıfıra eşit olarak almıştık çünkü standartımız buydu. Peki kimyasal kaymayı nasıl hesaplıyoruz? Örneğin benzen üzerindeki protonlara bakalım. Sinyal burada 7'nin biraz ilerisinde görünüyor. Kimyasal kayma için bu sayıyı nasıl elde ediyoruz? Yine her şeyi TMS ile kıyaslıyoruz. Kimyasal kayma hesaplama formülüne bakalım. Aşağı doğru indiğimizde kimyasal kayma formülünü görüyoruz. Kimyasal kayma eşittir Hertz cinsinden TMS'den gözlenen kayma çarpı 10 üzeri 6 bölü Hertz cinsinden spektrometre frekansı. Örneğin 300 MHz'de çalışan bir NMR spektrometresi kullandığımızı düşünelim. 300 MHz'lik spektrometre kullandığımızda benzendeki protonlar frekansı TMS'deki protonlardan 2181 Hz daha fazla frekansta soğurur. Yine burada TMS'yi referans olarak alıyoruz. Frekansı düşündüğümüzde iki sinyal arasındaki bu fark 2181 Hz'tir. Tabi 300 MHz'lik spektrometre kullandığımızda. Şimdi de benzen protonlarının kimyasal kaymasını hesaplayalım. Biraz daha yer açalım. Burada kimyasal kayma sembolünü görüyorsunuz. Kimyasal kayma eşittir. TMS'den gözlenen kayma yani 2181 Hz çarpı 10 üzeri 6. 10 üzeri 6 ile çarpmamızın sebebi spektrometremizin ölçü biriminin MHz olması. 300 MHz 300 çarpı 10 üzeri 6 hertz eder. Burada hertzler ve 10 üzeri 6'lar birbirini götürür. Kimyasal kaymayı hesaplamak için basit bir hesaplama yapmamız gerekiyor. Hesap makinemizi açalım. 2181 bölü 300, 7,27 eder. Yani burası 7,27'ye eşit. Hertzlerin birbirini götürdüğüne dikkat edin. Burada ppm veya milyon başına parça değerimiz var. Çünkü bu sinyaller spektrometrenin çalışma frekansının ufak bir kısmı olarak raporlanır. Bunu yapmamızın bir sebebi var. Burada 7,27 değerini bulmuştuk. Tekrar hesaplayalım. Diyelim ki spektrumu farklı bir spektrometre üzerinde çalıştırdık. 60 MHz'lik bir spektrometre kullandığımızı farz edelim. 60 MHz'lik spektrometre kullanırsak benzenin protonları TMS'nin protonlarından 436 Hz daha fazla frekans soğurur. Şimdi kimyasal kaymayı hesaplayalım. Fark 436 Hz eder. Çarpı 10 üzeri 6 bölü 60 MHz'lik spektrometre kullandığımız için 60 çarpı 10 üzeri 6 Hz. Yine Hz'ler birbirini götürür. 10 üzeri 6'lar birbirini götürür. Geri kalanı hesaplayabiliriz. 436 bölü 60 yine 7,27 eder. Fark ettiyseniz yukarıdaki ile aynı değeri bulduk. Yani hangi spektrometreyi kullanırsak kullanalım 7,27 sabitimiz olacak. O yüzden 300 MHz'lik veya 60 MHz'lik spektrometre kullanmış olmamız fark etmiyor. Zaten bu yüzden bu hesaplamayı yapıyoruz ve kimyasal kayma için sabit bir değer elde ediyoruz. Evet. Benzenin protonları 7,27'lik bir kimyasal kaymaya sahip. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.